Mersin'de yeni otogar ihalesinde kritik eşik aşıldı. Yazıhane ve dükkanların kira fiyatlarının yüksek olduğu gerekçesiyle ilk iki ihaleye katılmayan firmaların bir bölümü yine Çevik Kuvvet ve Tomalar'ın gölgesinde yapılan pazarlık usulü ihaleye girerek otogar esnafının bir süredir sürdürdüğü protesto eylemine son verdi. Yazıhaneler 96.200 lirayla 96.500 lira arasında kiralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açmayı planladığı ancak otogar işletmecilerinin yazıhane fiyatlarını yüksek bulmaları nedeniyle eyleme geçerek 25-26 Ağustos 2014 tarihinde yapılan ihaleyi protesto etmeleri sonucunda hizmete giremeyen yeni otogarda yeni bir aşamaya geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında kira fiyatlarında asla geri adım atmayacaklarını, 15 günlük pazarlık sürecinde ihaleye girmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu söylemesinin ardından ilki gerçekleştirilen ihaleye eylemi başlatan yazıhaneciler ve işletmeciler yine girmediler ve aralarında büyük firmaların da bulunduğu bazı seyahat firmaları ihaleye katılarak yazıhaneleri kiralamaya başladı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ihale, Çevik Kuvvet ekipleri, emniyet görevlileri ve Tomalar'ın gölgesinde yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ihaleye girmek isteyenler, baskı ve engellemelere karşı ayrı bir noktada bekletilerek tek tek anonsla içeriye alınırken, Kongre Sarayı'nın bahçesine girişler de polis barikatlarıyla kapatıldı. Eylem yapan otogar esnafını temsil eden Mersin Otobüs Yazıhanecileri Kooperatifi'nin yöneticileri ve eylemdeki esnaf da ihale öncesinde Kongre Sarayı'na geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçlu yönetimindeki belediye encümeninin gerçekleştirdiği ihale pazarlık usulüyle yapıldı. Yazıhane numaraları anons edilerek sadece başvuruda bulunanların salona alındığı ihalede encümen ile talipliler arasında her bir yazıhane için 96.000 lira muammen bedel üzerinden pazarlık yapıldı. İhalede bir nolu yazıhane için ihaleye katılan Adıyaman Ünal Turizm Seyahati yetkilisi Ramazan Ayaz'ın encümenle yapmış olduğu pazarlık sonucunda yıllık 96.200 liraya yazıhaneyi kiralamasıyla ihale sürecinde kritik eşik de aşılmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı ve KOSGEB Mersin Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile yapılacak protokoller çerçevesinde belirli bir sermaye yapısına sahip, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi 3 Ekim-14 Ekim 2014 tarihleri arasında Kongre ve Sergi Sarayı'nda engelli bireylere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu eğitimlerin 11 gün süreceği ve toplamda 70 saatlik eğitim verileceği belirtilirken, eğitimlerin içeriğinin girişimci niteliklerin sınanması, üretim, yönetim, pazarlama ve finansal plan konularını kapsayan iş planı hazırlama eğitimlerinden oluşacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında eğitimler sonunda girişimcilerin açmayı düşündükleri işletme ile ilgili hazırlayacakları iş planlarını KOSGEB'e sunduktan sonra yaptıkları harcamalardan belirli aşamalarda %80 oranında hibe ve 70 bin lira sıfır faizli kredi kullanma imkanından yararlanacağı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından bu eğitim engelli girişimci adaylarına ücretsiz verilecek. Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk son günlerde kamuoyunda Akdeniz Belediyesi personel alımı yapıyor şeklinde bir söylenti dolaştığına değinerek bir açıklama yaptı. Türk konu hakkında şunları söyledi. Belediyenin personel alacağı yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Aksine gerek kadromuzda ve gerekse hizmet alımı yoluyla çalışan personelimizden emekliliği gelenler için gerekli işlemleri yapıyoruz. Ayrıca çalışmayan, verimli olmayan personelin de ilgili birim amirleri tarafından tespit edilmesi için bir çalışma başlattık. Zaten norm kadro açısından personel alımına uygun şartlar şu anda mevcut değil. Eğer bir personel alımı söz konusu olursa,
Bunu hem meclisimizdeki tüm gruplarla hem de kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşırız. Bu borç yapısı içerisinde ayakta durmamız bile başarıdır. 2009 yılında kapanan ve belediyemize katılan beldelerdeki 296 personelin geçen 5 yılda belediyemize maliyeti 75 milyon lirayı bulmuştur. Yani bu personel olmasaydı belediyemiz şu anda borçsuz bir durumda olacaktı. Kadromuzda bulunan 500'ün üzerindeki personel sayısını 350-400'lere çektik. Gittikçe küçülüyoruz, küçülmek zorundayız dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Parkomat uygulamasını kaldırmasının ardından eylemlerini sürdüren Parkomat çalışanları bir basın açıklaması daha gerçekleştirerek Başkan Kocamaz'a yeter artık bir cevap verin çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen basın açıklamasında Parkomat çalışanları adına konuşan Akif Şenyiğit, 22 gündür Parkomat emekçileri olarak bize uygulanan haksız uygulamayı protesto halindeyiz. Bu direnişimizi haklı talepler, insani talepler doğrultusunda sürdürüyoruz. Demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Ancak bu insani hak talebimize Büyükşehir Belediyesi'nden maalesef hiçbir insani yanıt gelmemiştir. Şu çok iyi bilinmeli, durumumuz ciddi anlamda insani boyut kazanmakta. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızın eğitim masrafları, kira paraları, temel gıda malzemelerini karşılayamaz hale geldik. Ancak bunun Sayın Belediye Başkanı'nın bir teslimiyet, bir açlık, bir yalvarma olarak algılamasını istemiyoruz. Bizler onurlu insanlarız. Bizler asla ve asla baş eğmeyiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Bizler emekçiler olarak en temel insani hakkımızın talebi için burada bulunuyoruz. Yani insanca yaşam hakkımız için buradayız. Kimse bizi yanlış mercilere, yanlış anlayışlara çekmesin. Böyle bir düşünce içerisinde olmasın. Biz tekrar burada Büyükşehir Belediyesi'nin yüzüne haykırıyoruz. İnsani taleplerimize bir an önce cevap verin. Yeter artık diye konuştu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin Üniversitesi'ne 2014-2015 eğitim öğretim yılı kayıtları 1-5 Eylül tarihlerinde Çiftlikköy kampüsündeki kayıt merkezinde ve Tarsus, Silifke, Erdemli, Mut ve Gülnar kampüslerinde gerçekleştiriliyor. Yüksek öğretime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme sınavında başarılı olarak Mersin Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeleri için 119 personel görev yapıyor. Bu yıl Mersin Üniversitesi için belirlenen 7.926 kontenjana 7.787 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. Kayıt işlemlerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda kayıtlar sırasında karşılaşılan hataları ve zaman kaybını en aza indiren ön kayıt sistemi uygulanıyor. Kesin kayıtlarsa randevu sistemiyle gerçekleşiyor. Ayrıca Mersin Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak üzere il dışından gelen öğrenciler ve yakınları için Mersin Otogarı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Mersin Garı'nda öğrenci irtibat masası kuruluyor. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeliyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Akran öğrencilerinin görevli olduğu irtibat masalarında kayıt yaptırmak üzere gelen öğrenci ve yakınlarına bilgi veriliyor. Otogar ve istasyondan Çiftlikköy kampüsüne ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Bu yıl Mersin Üniversitesi için belirlenen 451 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına da farklı ülkelerden 1457 öğrenci başvurdu. Başvuranlar arasından Mersin Üniversitesi'ne asil olarak yerleşen 290 öğrenciden 101'inin kaydı 20-22 Ağustos tarihlerinde, 193 yedek öğrenciden 38'inin kaydı ise 25-26 Ağustos tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Limon üretiminin önemli merkezlerinden Erdemli ilçesinde yaşanan su problemi çiftçileri endişelendiriyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Adnan Dölek, Ziraat Odası toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında ilçede hem içme hem de tarımsal sulamada kullanılan suda sıkıntı yaşandığını, bu durumun limon bahçelerini de olumsuz etkilediğini açıkladı. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek su problemine çare aradıklarını belirten Dölek, yaz aylarında dere sularının kesilmesi ve sondajların yeteri kadar çalışmaması nedeniyle çiftçiler bahçelerini sulamakta sıkıntı yaşamaya başladı. Kışın kurak geçmesi sonucu su kaynaklarının debisinde de azalma ve kuruma meydana geldi. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçemizin çiftçileri zor durumda. Özellikle limon bahçelerinde ciddi su sıkıntısı yaşıyoruz. İlçemizde sulama mevsiminin başlamasıyla bahçelerinin sulanmasında yaşanan sıkıntı üreticilerimizi korkutuyor dedi.
Koca Hasanlı, Limonlu, Kumkuyu, Ayaş, Esenpınar, Batı Sandal, Kara Ahmetli, Üçtepe, Çiriş, Gücüş, Köz Bucağı, Karakeşli, Alata, Tabiye, Kargıcak mahallelerindeki çiftçilerin su sıkıntısı yüzünden mağdur olduklarının altını çizen Dölek, bir an evvel çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti. Dölek ayrıca ilçede seralarda güzlük sebze ekiminin başlamasıyla da su sıkıntısının çiftçileri düşündürdüğünü sözlerine ekledi. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda bir siyasi partinin il başkanlığının kumarhane olarak işletildiği ortaya çıktı. Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Çevik Kuvvet desteğinde Toroslar ilçesi Gözne Yayla Yolu üzerinde faaliyet gösteren Güven Partisi Mersin İl Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda demir kapısı kırılarak girilen binadaki büyük bir salonun kumarhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Tombala diye tabir edilen kumar oynadıkları belirlenen 80 kişinin kimlik tespitleri yapılırken kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye de idari para cezası uygulandı. Aralarında kadınların da bulunduğu şahıslar idari işlemlerin ardından salıverildi. Parti il başkanı Eyüp G'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi ise kumar oynatmak ve kumara yer temin etmek iddiasıyla gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Soner Uğur hayatını kaybederken eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis memuru olduğu öğrenilen Soner Uğur, otomobiliyle memleketi Burdur'dan Suruç'a dönerken TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti damlama mevkiinde seyir halindeki MU'nun kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Uğur olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ayşe Tezcan Uğur'la kızları 2 yaşındaki Beyza Ahsen Uğur yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis memuru Soner Uğur'un cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs freni patlayarak ormanlık alana girdi. Ağaçlara çarpan minibüste bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza Silifke ilçesine bağlı Atakent mahallesinde meydana geldi. Türkmen Uşağı mahallesinde sebze toplamadan dönen tarım işçilerini taşıyan Ramazan Melekoğlu yönetimindeki minibüs freninin patlaması sonucu ormanlık alana girdi. Araç süratli olması nedeniyle çam ağaçlarına vurarak durabildi. Kazada 50 yaşındaki Ayşe Güler olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ramazan Melekoğlu, Yurda Gülcan, Zeliha Yılmaz, Fatma Melekoğlu, Mevlüt Melekoğlu ve Zeki Ünver isimli tarım işçileri de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Güler'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Mersin'de düzenlenen operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice Mahallesi'nde HT'nin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ayrı akaryakıt tankerinin içerisinde 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak yakıtlar Mersin Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken zanlı HT gözaltına alındı. Erdemli ilçesinde göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Nadi Tekin yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın 2014 yılı balıklandırma programı kapsamında Erdemli'deki Karakız, Köz Bucağı ve Akpınar göletlerine 30 bin sazan yavrusu salındığını belirtti. Balık yavrularının Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edildiğini kaydeden Tekin, bu çalışmalar su ürünleri kaynaklarının rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi ve avcılık yoluyla meydana gelen tahribatın giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede Köz Bucağı göletine 5 bin, Karakız göletine 15 bin, Akpınar göletine ise 10 bin sazan yavrusu bırakılmıştır bilgisini verdi. Mersin Devlet Opera ve Balesi 2014-2015 sanat sezonu açılışı öncesi Mersin Marina Amfitiyatrosu'nda ücretsiz açık hava senfonik konserleri düzenleyecek. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonun ilk senfonik konserlerini ücretsiz olarak 13-20 Eylül tarihlerinde Mersin Marina Amfitiyatrosu'nda seslendirecek.
İlke Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde 13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek senfonik konserde Carmen Uvertür, Esirler Korosu seslendirilirken Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin solist sanatçıları Bülent Bezdüz, Hakan Bölükbaşı, Işıl Azaz, Zeynep Tatlıpınar Kağnıcı, Funda Hayfavi, sevilen opera eserlerine ait aryalardan oluşan bir repertuarı seslendirecek. 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.30'da Şef Bujor Honig yönetiminde gerçekleştirilecek ikinci konserde ise aynı zamanda Honig'in kendi eseri olan ve türkülerimizden oluşan Anadolu Rapsodisi isimli eseri yer alacak. Konserlerle ilgili açıklama yapan Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal, yeni sanat sezonu öncesi birbirinden önemli iki senfonik konseri değerli orkestra şeflerimizden İbrahim Yazıcı ve Bujor Honig yönetiminde Mersinli sanatseverlerle buluşturacağız. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu ve solist sanatçılarınca Mersin Marina Amfiteyatrosu'nda ücretsiz olarak seslendirilecek konserlere tüm sanatseverleri davet ediyoruz dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, hafta sonu Mersin Arena Stadı'nda oynanan Mersin İdman Yurdu Beşiktaş maçı sonrasında taraftarların Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarının camlarını kırıp otobüsün içerisine içki şişelerini bırakmalarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kocamaz, Mersin İdman Yurdu Beşiktaş maçına gitmek isteyen taraftarların ulaşımını sağlayan belediyeye ait toplu taşıma araçlarına taraftarlar tarafından zarar verilmesinin Mersin adına üzücü olduğunu ifade ederek, "Bu araçlar kamu malıdır ve kamu malı tahrip edilmiştir. Bu toplu taşıma araçları hepimize hizmet ediyor. Aynı zamanda tahrip eden vatandaşlarımıza da hizmet ediyor. Belediyeler bu araçları zor şartlarda kredi kullanarak halkın parasıyla temin etmektedir. Bu nedenle lütfen kamu malına zarar vermeyiniz. Bizler bu kentin yerel yöneticisi olarak takımımıza ve sporseverlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca taraftarlarımıza da bütün maçlarda ulaşım kolaylığı sağlayarak toplu taşıma araçlarımızla gidiş dönüşlerini sağlıyoruz. Taraftarlarımızdan isteğimiz bu kentin ortak değerlerine hep birlikte sahip çıkmalarıdır." diye konuştu. Mersin İdman Yurdu'nun Süper Lig'deki ilk maçının yenilgiyle sonuçlanmasının üzücü olduğunu kaydeden Kocamaz, "Gönül isterdi ki Mersin İdman Yurdu Beşiktaş maçında galibiyet sevincini hep birlikte yaşayabilseydik. Ben tüm taraftarlarımızı takımımıza sahip çıkmaya davet ediyor, Mersin İdman Yurdu'na önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum." dedi. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Mersin Stadyumundaki eksikliklerin en az 3-5 ay daha devam edecek olmasının kendileri için büyük bir dezavantaj olduğunu söyledi. Rıza Çalınbay, Mersin İdman Yurdu Kulüp binasındaki haftalık değerlendirme toplantısında stad zemini üzerinde durdu. Bütün amaç Mersin İdman Yurdu'nu çok iyi bir yerlere getirmek. Yalnız çok aksiliklerle başladık özellikle lig maçlarına. Ama hazırlık dönemimiz mükemmel geçti. Zaten en son biliyorsunuz Sivas'ta bir kupayla kapatmıştık hazırlık dönemimizi. Ama buradaki en üzücü olaylardan bir tanesi, bizim için çalışmak bir sorun değil. Her türlü biz çalışırız ama burada maalesef önümüzü engelleyen çok aksilikler oldu. Bunların başında da çalışma şartları. Bir tesisimizin olmaması ve çalışma ortamının böyle sağlıksız olması bizi gerçekten çok üzüyor. Örneğin oynadığımız lig maçı ve şu anda çalıştığımız tesisteki sahamız olsun, şu anda kullanılacak durumda değiller. İşte dün yapılan toplantılar, görüşmeler, genel müdürlükten Ankara'dan gelen arkadaşlarla yapılan görüşmelerden sonra sahamızın en az 2,5-3 ay yok. Yani bir ilk yarıyı unuttuk o sahada, öyle gözüküyor. Bu tabii ki bizim için iyi bir şey değil, kendi sahamızın bu durumda olması. Ama alttaki sahayı inşallah en kısa sürede bitirip hizmete sokmaya çalışılıyor. Onu yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan kendi tesislerimizde çalıştığımız sahada da maalesef orada da bir büyük bir problem var. Orada cuma günden itibaren orayı da bırakıyoruz. Ve orası da 10 gün gibi bir süre yok. Biz de cuma günden itibaren zaten Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'dan Bolu'ya gidiyoruz. Bolu'dan da İstanbul'a gidiyoruz. Yani bunların hepsi hakikaten bir takım için, bir lig takımı, lige hazırlanan bir takım için zor şeyler. Ama esas
şeylerden bir tanesi. Zaten biraz sonra konuşacağız. Yalnız ben bir iki tane bir şey söylemek istiyorum. Birincisi maçın oynanması, bizim Beşiktaş maçının oynanması. Ben siz de basında yer verdiniz zaten. Ben eğer sahamız kaybedilecekse maçımızı dışarıda oynamaya razıyız dedim. Maalesef benim o dediklerim ortaya çıktı. Sahamızı kaybettik yani. Uzun bir süre sahamızı kaybettik. Halbuki biz o maçı oynamasaydık, o maçı tarafsız bir sahada oynasaydık, federasyon yeni değiştirdiği karardan dolayı deplasmanda oynama şansımız olmuyor. Karardan dolayı onu şey olsaydık, oynasaydık belki bizim için daha şey olacaktı, daha iyi olacaktı. Ama dediğimiz gibi her neyse, yani bizim sahamızın şu anda en az 3,5 ay olmaması bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Yani diğer sahamızı da inşallah en kısa sürede yapmaya çalışıyorlar. Bunu da yaptıktan sonra da inşallah, yani tabii diyoruz, umuyoruz onu en kısa sürede olması. Çünkü biz zaten lige baktığınızda en çok deplasman oynayan takım biziz. 9 tane deplasman maçımız var. Bir üstüne üstlük eğer 3-4 maçta biz böyle aksilik yaşarsak bu olur. Bize 13-14 maç deplasman. Şimdi bu bir tane bir açıklama geldi. Bu açıklama bizim maçın Antalya'da olması. Bu kesinlikle olmaz. Yani onu kesinlikle ben yönetimimize de söyledim. Öyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bizim her şeyden önce önemli olan buradaki taraftarla beraber olmak. Taraftarla beraber olmamız için de kendi sahamızda olan bir maçı, tam bütün aksiliklere rağmen dışarıda oynayacağız ama bu maçı da alıp da tabii ki uzak, öyle taraftarın gideceği 8 saatlik bir yola vermeleri mümkün değil. Yani bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim tek hedefimiz maçımızı Tarsus'ta oynamak. Yani en kısa yol, bizim için en yakın yer Tarsus. Tarsus inşallah olur. Olmazsa Antibi var, Adana'sı var, Kayseri'si var. Bunlardan bir tanesi, Maraş'ı var. Bunlardan bir tanesini de oynarız. Zaten kulübümüz bütün şeyi göz aldı. Bütün cezayı da göz aldı. Pasolik'le ilgili belli bir miktarı tabii ki göz aldık. Ama bizim için önemli olan puan, puanlar kazanmamız. Hakikaten şu anda çok büyük sıkıntıya girdik. Sahamızın olmaması ve dışarıda oynamamız bizim için çok büyük bir dezavantaj. Şimdi bizim bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Onun için de her şeyden önce şu saha işini mutlaka bize yakın bir yerden çözmemiz gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntılarımız şu anda burası. Daha önce de söylediğim gibi tesisteki sıkıntılarımızın, sahamızın olmaması, orası da bir 10 günlük bir bakıma giriyor. Ya bizim böyle sıkıntılarımız var. Yani biz yoksa, biz biliyorsun Beşiktaş maçında yani kötü oynamadık ama ne olursa olsun kötü oynamasak bile o maçı bizim iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Belki maçın başında ben hakemlere söyledim, maçı iptal edelim diye. Çünkü gitgide saha iyice kötü oluyor. Belki yukarıdan iyi gözüküyor ama bildiğiniz gibi değil. Bayağı bir kötüydü ve hakemler kararsızdılar iptal edip etmemeye. Eğer hakem Tolga Özkalfa o maçı kaptanları toplayıp söyleseydi o maçın durumunu oyunculara, iptal etseydi Tolga Özkalfa çok büyük takdir kazanırdı. Çünkü her şeyden önce futbolcunun sağlığı önemli. Biz bu maçta bir oyuncumuzu kaybettik. Beşiktaş takımı bir oyuncusunu kaybetti. Biz ondan önce Adana maçı oynadığımızda iki tane oyuncumuzu kaybettik. Yani sağlık açısından da önemliydi. Maçtan sonra Bilic geldi. Bizim o soyunma odasına geldi. Ve kendisi de bu sahada nasıl oynandığımızı, işte Allah'a şükür ki sakatla bitirdik dedi. Yani istemediğimiz şekilde bir aksiliklerle başladık. Şimdi bizim bütün amacımız tabii ki bunu artık artıya çevirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Sağ olarak, başka şeyler olarak. Önümüze bakmamız gerekiyor. Şu andaki bizim programımızda biraz önce söylediğim gibi bir 10 günlük bir kampımız Cuma günü başlıyor. Sahamızı bırakmak zorundayız. O kampımızda Pazar günü Ankara'da Gençler Birliği ile oynayacağız. Ve ondan sonra Bolu'da 4 günlük bir kamptan sonra da Cuma günde İstanbul'a geçeceğiz. Bugün de Tarsus İdman Yurdu'yla saat 7'de Tarsus'ta bir maç oynayacağız. Şeyimiz bu. Biliyorsunuz takımımızda Günay arkadaşımız vardı. Onunla yollarımızı ayırdık. Beşiktaş'tan aldığımız Günay'la. Onun yerine de Bulgaristan milli takımının oyuncusu Mihailoğlu'la, kaleci Mihailoğlu'la anlaştık. Şu andaki durumumuz bu. Dediğimiz gibi öbür Antalya olayını zaten kabul etmedik. Kesinlikle yönetimimizle başvuruyu yaptılar. İnşallah en kısa sürede de sonuçlanacaktır. Her türlü aksilik oluyor ama biz buradan inşallah artı şeylerle çıkacağız.
Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'ın haftalık değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Basın toplantısına girmek isteyen taraftarları dışarıya çıkması yönünde uyaran basın mensuplarıyla taraftarlar arasında ağız dalaşı yaşandı. Kısa süreli tartışmanın ardından taraftarların birçoğu dışarıya çıkarken 3-4 taraftar basın toplantısını izlemeye devam etti. Öyle mi? Hayır, bu toplantı, beyler bir dakika bir şey söyleyeyim. Bu toplantı çok önemli. Bırakın abi, durun siz ya. Siz durun. Tamam, geçin arkadaşlar, geçin de başlayalım hadi. Geçelim hocam, tamam. Osman gelsene. Abi bırak abi, tamam. Ya tamam abi. Abi kapıyı şey yap ya. Ahmet Bey, kapıyı kapatın mı? Mustafa. Şu abicim. Aklıma ne yaptığını sen iyi bilirsin herhalde. Abi bırakın ya. Şimdi tamam, bu şeyden sonra ya konuşuruz. Arkadaşlar, ikili diyaloglara başlamayalım hocamız. Sana saygım sonsuz. Ama yani sana saygım sonsuz da ama yani bu çekelim. Hep dışlarına dışlarına. Abi tamam ya. Arkadaşlar, rica ediyorum. Kerem şunu. Hayır hayır, yapmayın abicim siz. Arkadaşlar tamam da ona doğru düz gelip burada izin alıp yapmanız lazım. Önce bana gelin, ben size her şeyi ayarlarım. Gerek yok yani. Arkadaşlar da zorda bırakmayalım. Ay siz bana söyleyin, ben hepsini alırız. Problem değil o. Abi tamam tamam, neyse. Neyse bitirelim ben. Neler konuştuk bu polisle idare etmiş biliyorsun. Biz de bu kadar mücadele verdik. Abi yıllarımızı verdik. Karşılıksız tuttunu be. Her şey tek karşılıksız olarak koşturan bizleriz yani. Yıllarımızı verdik. Neyse abi bitirelim abi, bir şey yapma. Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Kahramanlı iç sahadaki Beşiktaş karşılaşmasını yaklaşık 12 bin seyircinin izlediğini söyledi. Anadolu kentleri içerisinde en çok taraftarın Mersin'deki maçta yer aldığını vurgulayan Kahramanlı, bu sayının yakalanmasında Beşiktaş'ın etkili olduğunu dile getirdi. Beşiktaş karşısında 20 bin taraftar beklediklerini anlatan Kahramanlı, çok sayıda kişi kart alamadığı için stadın önünden geri dönmek zorunda kaldı. Bu anlamda sistem olarak bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ancak taraftarlarımızda da hata var. Çünkü birçoğu işini son güne bıraktı. Her yeni dönem biraz sancılı geçer, ancak bu sorunun geçeceğine inanıyorum. Biraz daha sabırlı olabilirsek problem çözülecektir, dedi. Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu transferin son gününde Bulgaristan milli takım kalecisi Nikolay Mihailov'u renklerine bağladı. Kırmızı lacivertli ekip transferin son gününde Bulgaristan milli takım kalecisi Nikolay Mihailov'la anlaştı. Yönetim kurulu üyesi Sedat Aydöner'in katılımıyla gerçekleşen törende Mihailov'la 2 yıllık sözleşme imzalandı. 26 yaşındaki file bekçisi futbol kariyerine Bulgaristan'da başladı. 17 yaşında Liverpool'a transfer olan kaleci oradan da Hollanda'nın Twente takımına transfer oldu. Twente'de 5 sezon geçirdi ve 2 kez şampiyonluk yaşadı. Futbol yaşantısına İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da devam eden Mihailov bu takımda pek forma şansı bulamadı. Hellas Verona takımıyla sözleşmesi feshedilen tecrübeli kaleci sağlık kontrolünün ardından Mersin İdman Yurdu kadrosuna katıldı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu Eskişehirspor'dan Serol Demirhan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada defansın sol kanadında oynayan Serol Demirhan'ın Mersin'e gelerek kendisini 2 yıllığına kırmızı lacivertli formaya bağlayan imzayı attığı belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan kaleci Günay Güvenç'in eski kulübüne geri döndüğü, Hakan Olkan'ın ise Tarsus İdman Yurdu'na 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiği bildirildi. 2014-2015 sezonu Handball Erkekler ve Bayanlar Süper Lig ve Türkiye Kupası fikstür çekimi yapıldı. Mersin Handball takımı Türkiye Kupası kurallarından memnun olmazken lig fikstüründen memnun. Sportif direktör Osman Özoğlu, Türkiye Kupası'nda zor bir gruba düştük. Lig fikstüründense memnunuz. İlk 4 haftada bize rakip görmediğimiz takımlarla oynayacağız dedi. Handbol Erkekler ve Bayanlar Süper Lig ve Türkiye Kupası fikstür çekimi yapıldı. 20 Eylül'de başlayacak olan Erkekler Ligi'nde Mersin Handbol ilk maçını Ankara'da Maliye Milli Piyango ile oynayacak. Türkiye Kupası'nda ise B grubunda Kayseri Rainbow, Amasya Taşova Yibo ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile aynı gruba düşen Mersin Handbol takımı zorlu gruptan çıkmanın planlarını yapıyor. 17 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası 1. turunda statü gereği grup müsabakaları 12-14 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Yeni sezon hazırlıkları ve kurallarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Handbol takımı sportif direktörü Osman Özoğlu, ellerinde bulunan oyuncularla idmanları sürdürdüklerini ifade ederek bu sene tamamen gençlerden kurulu bir takım oluşturmak zorunda kaldık. Maddi sıkıntılardan dolayı iyi bir takım yapamadık. Şu anda ligdeki zayıf ekipler arasındayız. O yüzden çok çalışıyoruz. Bir gün tek, bir gün çift idman yaparak yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Tabii bu sene hedef koyamıyoruz. Çünkü diğer takımlar çok güçlü ve maddi imkanları iyi. Biz kısıtlı kadromuz ve maddi imkansızlıklarla ligi iyi geçirmek istiyoruz. İnşallah sezon bizim beklediğimiz gibi kötü geçmez. Mersinlilerden destek bekliyoruz diye konuştu. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin temsilcisi günde çift antrenmanla lige hazırlanıyor. Kondisyoner Gürbüz Gürbüzoğulları nezaretinde yapılan antrenmanlarda oyuncular ağırlık ve kondisyon çalışmaları yapıyor. Genel menajer Melahat Aydın, yabancı oyuncuların da katılımıyla 15 Eylül'de tam takım olarak antrenmanlara devam edeceklerini belirterek, antrenmanların ardından katılacağımız 3 özel turnuva ve yapacağımız hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazır bir şekilde başlayacağımıza inanıyorum dedi.